Evet değerli izleyiciler, Nazım Keleş ile gündem programının ikinci bölümündeyiz. Tabii ki konuğumuz Kahta 02 Spor Kulübü Başkanımız Sayın Musa Yıldırım'dı. Birinci bölümde ağırlıklı olarak istifa nedenini ve istifa gerekçelerini konuşmuştuk. Tabii programımızın tam bitimine yakın Sayın Kahta AK Parti ilçe başkanımız Bedir Yeni'nin bir destek açıklaması gelmişti ve bizi mutlu etmişti. İnanıyorum ki bu destek açıklamaları devam edecek gibi İnşallah. görünüyor. Ben isterseniz ikinci bölümde biraz daha ağırlıklı olarak yönetime ve transferlere, çünkü değerli izleyicilerimizden de bu konuda çok soru gelmiş. Transferler olacak mı? Yeni yönetim nasıl oluşacak? Tabii 20 Eylül'de bir de kongreniz var. Bunlarla ilgili ağırlıklı olarak konuşacağız. Üçüncü ligde hedef var mı? Oradan girelim mi isterseniz? Yani üçüncü ligdeki hedefimiz ne? Yani şu anda takım üçüncü ligde ve önümüzde bir profesyonel futbol var artık. Yani amatörden profesyonelliğe geçtik, ilk adımımızı attık. Burada ne tür yollar izleyeceksiniz efendim? Evet, öncelikle tabii az önce de birinci bölümde belirttiğimiz gibi Kahta tarihinde ilk defa profesyonel ligde top koşturacak. Evet. Burada öncelikle takımımızın kurumsallaştıracağımızı ve ligi tanıma anlamında tabii futbolcular yeni bir yönetim, futbolcularımızda değişiklikler olacak. Evet. Yönetim olarak kendimize bir hedef belirlemişiz. Buradaki en önemli hedefimiz Kahta 02 Spor Kulübü'nü kurumsallaştırıp düzgün bir altyapı ve Adıyamanlı çocukların kendilerini görebileceği bir kulüp haline getirmek. Ki ilçenin verdiği emekler, ilin verdiği emekler boşa gitmesin. Yönetimsel olarak 20 Eylül Pazar günü saat 10'da dediğiz kongre yapacağız. Biz kongreye kadar tabii ki mevcut yönetimimizle devam edeceğiz. Ondan sonra yeni bir yönetim anlayışı getiriyoruz. Burada nasıl olacak? Örnek veriyorum. Eski futbolcuları temsilen, eski futbolcularımızla diyalog halinde olacağız. Onların bize vereceği bir isim ile bu arkadaşı yönetime alacağız. Evet. Ben burada özellikle de taraftar grubunu temsilen, taraftar grubumuzun, gruplarımızın ya da ki iki grup da oluşabilir, üç grup da Evet. oluşabilir. Yani Kahta 02 Spor Kulübü'ne gönül vermiş insanların kendi arasında seçeceği ve taraftarın sorunlarını yönetimde, ilçede dile getirebileceği bir arkadaşımızı da ben kendi yönetimimize alacağız. Adıyaman merkezde 3-4 arkadaşımızı bu işe emek vermiş, bu işi bilen, temsiliyet gücü olan ve il, halk ve hizmet gibi bir derdi olan kendi mesaisini bize ayırabilecek Adıyaman merkezden de merkez ilçe olarak söyleyelim. Adıyaman deyince hepimiz giriyoruz ama merkez ilçede de biz 3-4 arkadaşımızı yönetime alacağız. Besni'de bir Gölbaşı, Sincik, Gerger, Tut, Çelikhan, Samsat gibi ilçeleri temsilen amatör futboluyla, oradaki yetenekli gençlerle en azından ilimizin takımı diyebileceğimiz düzeyde bunları da yönetimimize alacağız. Bunun yanında STK'ları, esnafı gibi zaten daha önceki yönetimimize baktığın zaman Kahta'nın bütün dinamiklerini kapsayan bir yönetimimiz vardı. Tekrardan bu şekilde de eski yönetimde de devam etmek isteyen arkadaşlarla devam edeceğiz. Profesyonelce bir yönetim Aynen oluşturacak. öyle. Bir de İstanbul, Ankara, Mersin, Adana ve Antalya'da da bu 5 ilimizde de oradaki yaşayan hemşerilerimizin en azından oraya gittiğimiz zaman Kahta 02 Spor Kulübü'nü temsil eden, bize yol gösterebilecek insanları da yönetimimize alarak tekrardan 25 kişilik yönetimimizi oluşturup kongreye gideceğiz. Evet. 20 Eylül'de seçilirsek projelerimize devam ederiz. Ama 20 Eylül'de başka bir arkadaş seçilirse aynı duygu ve düşüncelerle destek vererek ki ona da daha çok sevinirim. Evet. Çünkü biz hakikaten ben bu kulübün halkın kulübü olmasını bunu bizim yerleştirmemiz lazım. Yani bunu sözde değil ben bunu aslında özde yapmak istiyorum. İnşallah biz bunu başarırız diye düşünüyorum. Yönetim anlayışımız bundan sonraki süreçte bu şekilde olacak. Evet, ben bir soru daha sormak istiyorum. Ondan sonra sizlere bırakayım isterseniz. Daha önce Kahta'da Bal Ligi'nde olan Kahta Dirilispor'a sahip çıktınız mı diye bir soru gelmiş Evet. izleyicilerimizden. Böyle Evet. bir soru gelmiş. Ona Kahta Dirilispor
tabii çok değerli arkadaşlarımız var. Kendilerini yakınen de tanıyorum. Evet. 100 bin gibi bir nakiti kendilerine destek çıktığımı iyi bilirler. Onların sorunları benim sorunlarımdır. İlçemin gençlerinin sorunları futbolla, biz futbol noktasında yoğunlaşmışız. Sorunları bizim sorunlarımızdır. Evet. Evet. Yaşar abi evet. İstersen ben sözü sana bırakayım. Konuşmalarınızdan çok güzel şeyler edindim. Yani gerçekten sistem futbolu yakında inşallah seyircileriyle buluşacak. Çünkü yönetim kadronuz çok güçlü olacak içeriden dışarıdan ilçelerden. Evet. Bu il merkez ilçeler dediğin zaman yani hepsinin takımı olmuş oluyor. Evet. Bu da güzel olacak inşallah. Bu ilk adımı siz atıyorsunuz şu anda. Evet. Ben öyle bir Adıyaman tarihinde böyle bir şey görmedim. Çünkü ilk yani, adımı siz atıyorsunuz. Yaşar Bey şöyle söyleyeyim. Hani bu emeği biz veriyoruz. İşte ya da mesaimizi veriyoruz. Ekonomimizi katıyoruz. Sadece bizim olacaksa bizim zaten kendi aile şirketimiz var. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok ki yani. Biz şunu yani burada takım üzerinde benim ekonomik olarak bir beklentim yok. Benim farklı bir düşüncem yok. Benim tek düşüncem Adıyaman'ımızı bir araya getirebilecek, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden kulüpte bir birleştirmeye gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Niyet de iyi olunca akıbetin iyi olacağı düşüncesindeyim. Evet, başkanım soruya geleyim ben. Tabii geçen sene Erhan Koç sizi çalıştırmıştı. Evet. Bal Ligi'nde başarılı bir şekilde takım lider olarak üçüncülüğe çıkarttı. Yeni bir hocayla mı, yeni bir yüzle mi yoksa tekrardan ahdi vefa dediğimiz Erhan Koç hocamla mı devam edeceksiniz? Ejder kaptanından sonra da bir transferlerle ilgili giden gelen futbolcularla konuşacağız. Evet, Erhan Koç'la mı devam edeceksiniz, yeni bir yüzle mi? Bu evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii biz Erhan Hoca'yı ben kısa sürede tanıdım. Kendisine de burada bütün Kafta adına, Adıyaman adına kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle ahlakıyla, duruşuyla, kişiliğiyle ve o futbol sevgisini sahaya yansıtabildi, futbolcularına yansıtabildi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizler hem ahde vefa hem de insanlara az önce söyledim ya, biz imkan vermesek, alan açmazsak insanların başarılı olup olmadığını bilemeyiz. Bu sebeple şu an itibariyle Kahta 02 Spor Kulübü'ne gönül vermiş bütün taraftarlara Erhan Koç ve ekibi hayırlı uğurlu olsun. Devam edecek. Diyebilirim. Anlaşmamız sağlandı. Hocamız sportif direktör olarak Adıyaman merkezden mi? Yok hayır. Yani teknik direktör ve ekibini zaten Erhan Hocam. Erhan Hocam. Hoca dedi, Erhan Hoca. Hı. Erhan Hocam kendi artık kaleci antrenörüdür. Kendi ekibiyle kendi gelecek. Ekibiyle gelecek. O ekip hazırlığını yapıyor. Ve hafta sonu kendisi zaten ilçede olacak. Evet. Anlaştığımız futbolcularımız var. Bu futbolcularımız da kadronun tamamı hafta sonunu Kahta'ya davet edeceğiz. Şekillendireceksiniz. Evet. Evet. Yani Kahta 02 Spor Kulübü'nün başında tekrar Erhan Koç hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İzleyicilerden bir tanesi de genel kaptan ile ilgili bir soru sormuş. Evet. Takımın genel kaptanı genel Sayın kaptanımız, Ahmet Durduk Hoca hakkında. Genel kaptanımız tekrardan Ahmet Durduk Hoca'dır. Çok büyük emekleri oldu. Evet, emekleri için neler söyleyecek acaba diye emeği bir soru için, sormuş. Ahmet Durduk Hoca'ya hakikaten teşekkür ediyorum. Evet. Çok büyük fedakarlıkları oldu. Sıkıntılarımı en çok çeken kişilerden biri Ahmet Durduk Hoca'dır. Biz 3. Lig'de de Ahmet Durduk Hoca ile genel kaptanımız olarak devam diyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet. Başkanım şöyle bir düşünce var mı? Erhan Hoca tabii ki Kahta'yı şampiyon yapmış bir hoca. Onunla beraber devam edeceğinizi beyan ettiniz. Haliyle Bal Ligi'ndeki ekiple 3. Lig'deki ekip arasında fark olur. Squad ekibi kurması gerekiyor hocanın. Bu squad ekibini hocayla görüştünüz mü? O yüzden soruyorum. Adıyaman'dan ya da Kahta'dan İşte daha önceden futbol oynamış bu işi bilenlerden bir iki tane yerleştirebilecek misiniz? Yoksa hoca ekibini kendisi mi getirecek? Çünkü bunu Adıyaman Spor'dan biliyorum. Adıyaman Spor Mehmet Ak'la anlaştı. Adıyaman'dan kaleci hoca saldı. Sizde var mı öyle bir şey başkanım? Şimdi tabii günlerdir konuşulan istifamızdı.
Evet. İstifanın yanında takıma verdiğimiz emekler ve taraftarların beklentilerini boşa çıkarmamak adına üzerimize düşen bu süreçteki bütün görev ve sorumluluklarını yerine getirdik. Evet. Erhan hocamın ekibinde şu olsun bu olsun gibi bir müdahalede bulunmak mümkün değildir. Tamamen Erhan hocanın tasarrufudur. Şimdi biz yönlendirme yaparsak faturayı kendimize kesmiş oluruz. Burada da Erhan hocama şunu söylüyorum. Kahtanın yükü Erhan hocanın omuzundadır. Omuzlarında, evet. Hangisini kiminle çalışmak isterse getirir. Sportif direktör olarak şu anda onu da biz Adıyaman merkezde, bu da Adıyaman'ın bir evladı Yılmaz Aslan hocamızla anlaşma sağlanmıştır. Sportif direktörümüz de onu öğrendik, evet. Aslan'dır. Hayırlı olsun. Sağ olun. Tecrübeli bir yapım. Şimdi ben özellikle şunu merak ediyorum başkanım. Profesyonellikte siyasi destek olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Yani bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı siyasiler? Aslında siz bunun cevabını az çok verdiniz ama evet. Birinci bölümde. Zaten bu da büyük bir destek olacak ama. İlk destek olacağının bir nişanesi Bedir Bey. Bedir Başkanımızın hemen evet, el ala cele devam kararında meşaleyi yaktı. Evet. Ve Bedir Başkan bunu bir alev topuna dönüştüreceğinden de benim şüphem yoktur. Evet. Arı gibidir, çalışır. Evet. Şimdi evet, burada gerçekten. Ben özellikle izleyicilerimizden yoğun bir mesaj geliyor. Kavuşturamıyoruz artık. Evet. Ejder abi baya bir mesaj trafiği var. Musa Başkan'a sorar mısınız? Madem istifa etmiş idi, hoca ve transfer görüşmelerine hangi ara yaptı demiş. Böyle bir soru gelmiş. Değerli izleyicilerimize, yani istifa süreciyle bu görüşmeler evet. Ne ara yapılmış diye bir soru gelmiş. Şimdi 2-3 gündür biz sürekli evet. Bu noktada çalışıyoruz. Yani gönül isterdi ki Musa Yıldırım'ın istifa sürecinde benim gibi çalışan 3 tane ekip olsaydı. Evet. Evet Musa Başkan sen bunu yaptın. 3. lige hep beraber çıkardık. Bu sene siz bizim arkamızda gelin. Bizler de 2. lige taşıyacağız. Ben böyle bir anlayışı bekliyordum. Ama taraftarın ve Kahta halkının teveccühü, beklentisini de evet. Boşa çıkarmak mümkün değildir. İstifa edersek, etmiş olsaydık da biz bu hazırlıklarımızı devralacak arkadaşa evet. Yardımcı olmak evet. Adına. Ki bu arkadaşlarla ben programa gelmeden 3 saat önce Erhan Hoca'yla detaylı bir şekilde görüştüm. Daha öncesinde de çalışmalar yaptım. Sonuçta bugün evrak girişlerini yaptık. Evet. İşte federasyona gidecek evrakları takip ediyoruz. Yani kulüpten istifa ettik. Oraya bıraktık. Emekler zayi olsun. Gelen arkadaşın da önünde bir hazırlık yok. Zaten kamp süreci başlıyor. Ben bunların hepsini bugün bütün mesaimi değerli kaptanımız Serdar Aşuk'la birlikte oturduk. Telefonları bizzati Serdar şunu ara görüşeceğim, bunu ara görüşeceğim. Bununla ilgili görüştük. Hatta bugün kamp ayarladık. Ağustos'un 20'sinde Bolu'da Green Park Otel'de takımımızı kampa alacağız. Evet. Bütün bununla ilgili hazırlıkları da yaptık. Malzemesine kadar alınmıştır. Ve Kahtaspor tekrardan sahalarda sorunsuz olacak diye. Sorunsuz bir şekilde sahalara çıkarabiliriz. Evet. Şimdi bir mesaj daha geldi bana. Ben bu mesajı okumasam olmaz. Çünkü gerçekten destekle ilgili çok güzel bir mesaj. Ramazan Altın isimli bir vatandaş. Evet. Önce bir sosyal medya hesabından bir şey paylaşmış. Kahta halkına çağrı diye. Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı Sayın Musa Yıldırım'ın devam kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyorum. Tüm Kahta halkına bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Kahta 02 Kulübü'nün Kahtalı bir öğretmen olarak bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Tüm yönetim ve futbolculuk kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Saygılarımla demiş. Ve bir de bu sözün devamı olarak maaşını bağışladığı dekontu. Yani bankaya yatırılan evet. Paranın dekontunu göndermiş. Bir öğretmen arkadaşımız. Böyle bir halk gerçekten bu kadar teveccüh gösteriyor evet. Ve maaşını bağışlayabilecek. Ben içeride de reklam arasında da bunu konuşmuştum dedim ya. Evet. Herkes seve seve destek olacaktır dediğim buydu işte. Yani bir öğretmen arkadaşımızın bunu yapması, Bedir Yeni Başkanımızın tabii. Bunu yapması
aslında bunun önünün açılacağı, yani bu desteklerin şimdi devam edeceğine bir aynen, örnek. Aynen. Tabii ki bu bizi de gururlandırıyor, onurlandırıyor. Bizim gibi mesela düşünen, bu takıma destek verilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlarımızı görmek bizi de gururlandırıyor. Çünkü bizim televizyonumuzda hele ki böyle mesajların da gelmesi etkimizi de ortaya koyuyor diyebiliriz. Ejder abi, sen özellikle bir konu üzerinde çok durdun. O konuda ben sonuna kadar sana hak veriyordum. Çünkü Sayın Başkanımız belki spordan gelen birisi değildi ama bu başarıyı ne kadar kısa sürede elde etti? Bu kadar kitleyi arkasına nasıl aldı? Hatta lobide de konuştuk biz bunu. Evet. Bu çok önemli. Başkanım, yani yıllardır bu işi yapan ama hala bu kitleyi arkasına alamayan başkanlar var. Spor kulübü başkanları olsun ya da farklı şeylerde olsun. Bunu nasıl başardınız? Yani bunun bir sebebi yoktur. Bence birkaç sebebi vardır. Gençleri söylediniz. Özellikle gençlerin ilgisini söylediniz ama Musa Yıldırım'ı bu kadar başarılı yapan başka kişi, başka kimseler var mıydı? Ya tabii öncelikle az önceki okuduğunuz mesajdan dolayı eğitim camiasında böyle bir destek gelmesi, öğretmenimize, Ramazan Altın kardeşime teşekkür ediyorum. Hakikaten gurur verici, onur verici bir davranıştır. Ben Kahta halkının bu çağrılara sessiz kalmayacağını, kendi takımlarını, kendi evlatlarını kucaklayacaklarını programın başında da söylemiştim. Bunlar güzel şeylerdir. Musa Yıldırım'ın başarısı halkın kenetlenmesidir. En büyük gücümüzü biz yönetimde aldık. Az önce söyledim. Bütün dinamikleri bir araya getirerek adeta Kahta başkanları bir araya geldi. Esnaf Kefalet Odası, Ziraat Odası, Taşımacılar Kooperatifi, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı, Marangozcular Sitesi Başkanı, avukatları temsil eden, eczacıları temsil eden, muhasebeci, eğitim camiası, gençlik müdürü, eski futbolcu, yani daha ismini sayamadığımız iş adamlarımızı, petrol işte otelleri temsil eden gibi hizmet sektörlerine kadar indirgenmiş. Kahta da kendisine göre alanında başarılı olan insanları bir araya getirerek düzgün bir yönetim ve ben değil biz kavramlarıyla, arka hesaplar yok, biz bu insanlara dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde yaklaştık ve futbol camiasında da şunu gördüm, tribünlerde belki de halkın menfaatsız, çıkarsız, kendi arması için, kendi memleketi için mücadele eden bir grup. O zaman biz zaten tamamen bütünleştik. Evet. Musa Yıldırım'ın düşüncelerine cevap veren bir kitle tribünde yer alıyor. Evet. Başarı bence burada geldi, kabullenme burada geldi. Halkın takımı dedik, evet kapıları açtık. Yine açıyoruz, 20 Eylül önemlidir. Bakın şu çağrı yapıyoruz. Yarından itibaren üyelik başvurularını alıyoruz. Ejder Bey daha iyi bilir. Büyük bir risk. Eğer çok büyük bir risk. Doğru mudur? Çok büyük bir risk. Herkesin yapabileceği bir şey risk. Şimdi biz, herkes bunu yapmaz. Evet. Çok büyük bir risk bu. Ejder Bey, biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Kahta'nın takımıdır. Şimdi başka bir arkadaşımızın kongrede kazanması, aday olup kazanması. Ya ben o ilk etapta ben alır elini kaldırırım zaten. Halk, eğer üyelerimiz farklı bir kan, farklı bir heyecan ya da o arkadaşın bizden daha iyi örnek diyorum. Öyle bir şey olmaz. Aday çıkmaz. Ben onu biliyorum da. İnşallah çıkar. Vallahi istiyorum. Aday çıkmaz. Çünkü zaten Kahta Nazım abi hep işte gündem programı yaptığı için durmadan o tarafa kayıyor. Evet. Biliyor musun abi? Şimdi başkanım şöyle bir durum var. Şimdi sezonun sonuna doğru Bal Ligi'nde Kahta mı çıkacak, Adıyaman mı çıkacak diye kıyasıya bir yarış vardı. Kahta Spor şampiyon olarak çıktı. Adıyaman Spor da beklemedeydi. Adıyaman daha sonradan 3. lige çıktı. Önce siz çıktınız. Siz çıktıktan belirli bir dönemden sonra Adıyaman çıkınca acaba sizin dengelerinizi bozdu mu Adıyaman Spor'un da 3. lige çıkması? Hayır. Bence Kahta 02 Spor kulübüne güç verdi. Evet. Benim kafamda birçok soru işareti vardı. İlde tek profesyonel takım. Hı hı. Sonuçta Adıyaman 1954'e gönül vermiş var. Ciddi bir taraftarı var. Biz geçmişi var. Bunu bir tabii saygı duyuyoruz.
ve o arkadaşlarımızın sevincine ortak olduk. Bence her iki kulübümüz bundan güç alır. Bu bir şey değil. Doğru yapılanmalar, doğru söylemler, birleştirici, kucaklayıcı hal ve hareketlerimiz olur ise Adıyaman için büyük bir kazanımdır. Evet. Şu anda muhtemelen iki takımımız da balda alacak. Ben Besni Belediyespor'un da bir an önce balda mücadele vermesini isteyen birisiyim. Evet. İmam Ağaspor'un da inşallah balda görürüz. İnşallah. İki takımı balda, iki takımı üçüncü ligde. İnşallah seneye en az bir takımımızı da ikinci ligde görerek Adıyaman futboluna güzel şeyler katarız diye düşünüyorum. Şimdi Tekirdağ'dan bir izleyicimiz yazmış. Tekirdağ'dan selamlar demiş. Barış Kılıç, İsmail Palta geri gelecek mi diye bir soru sormuş. Evet, transferler noktasında evet. Tabii birçok futbolcumuzla görüşmelerimiz sağlandı. İç dış bugün itibariyle kulüplerimizin rengine tekrar bağladığımız futbolcularımız var. Evet. Tabii daha önce sosyal medya hesaplarında Barış Kılıç, İsmail Palta'nın takımımızda ayrıldığına dair istifamdan sonra yaptığı açıklamaları vardı. Evet. Buradan da taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Kanat oyuncularımız İsmail Palta, Barış Kılıç tekrardan Kaftaspor'a sözleşme yapılmıştır. Evet. O da evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sorunsuzdu zaten. Diyelim. Evet. Sizin istifanızdan onlar sorun. Evet istifamı ben devam edersem ne düşünüyorsun? Burada ikisine de teşekkür ediyorum. Başkan senin olduğu yerde biz varız. Kanat oyuncularımız tekrardan İsmail Palta, Barış Kılıç. Evet. Bu da Kaftaspor Spor Kulübü'ne hayırlı uğurlu tebrik olsun. Tebrik ediyoruz. Evet. Başarılar bir, diliyoruz. Diğer transferimiz gerçekleşen, anlaşmayı sağladığımız biten kalecimiz Burak Onur. O da Kaftaspor'a hayırlı uğurlu olsun. Onda anlaşma sağlandı. Mevcut bir de, kaleci değil mi? Evet, başkan? Mevcut kalecimiz. Santroforumuz var Tayfun Akbey. O da anlaşma sağlandı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, burada bir izleyicimize üyelerimiz hep sizin yazdıklarınızdır. Merak etmesin kimse aday olmaz demiş. şeye böyle de bir soru var. Musa Başkan kararlı tek başına kararları tek başına mı alıyor yoksa bir danışman grubu var mı? Antalya'dan Mesut Alp demiş izleyicimiz. Yani yönetim kurulu var. Zaten tek başımıza evet. kararları almış olsak ben olur, biz olmayız. Biz bunu baştan beri söylüyoruz. Evet. Yönetim kurulunun, Kaftaspor halkının, taraftar grubunun söylemlerini, isteklerini dikkate alarak, sentezleyerek birlikte karar veriyoruz. Evet. Çoğulcu bir yaklaşım, tek seslilik Kaftaspor Frikispor Kulübü'nde mevcuttur. Yönetim anlayışımız da bunu gerektiriyor. Öncelikle bu işlerde büyük emeği olan, hakikaten taraftar grubumuzun lideri Sayın Bilal Yücedil'e de teşekkür ediyorum. Evet. Kendisi şu anda büyük ihtimalle bizi izliyordur. Buradan da Bilal Yücedil kardeşimizin daha öncesindeki özverileri ve bu karardan sonra da daha büyük bir özveriyle çalışacağını, kendisi dürüst, hakikaten bir kahta sevdalısı, tribünlerde bana yardımcı olan, büyük emeği olan, en azından başkanımız sıkılmasın dahi, sıkıldığım işlere bile sıkılan bir kardeşimizdir. Buradan da ekranlarınız aracılığıyla kendisine teşekkür başkanım, ediyorum. Başkanım mesajımı mı gördünüz yoksa gerçekten? Şimdi üst üste atılan mesaj var. Çok değerli Bilal Yücedil'den de bahsedin abi, bekliyoruz. Bekliyoruz ha abim yazmış. Emeği çok. Kaftaspor'da bekliyoruz ha abim diye yazmış evet. izleyicimiz. Siz de zaten cevabını verdiniz. Emekleri olanı unutmayız. Evet. Yani emekleri evet. olanı söyleriz. Başkan, tabii taraftar grubunun bütün ya da Kaftaspor halkının bütün herkesin isimlerini saymak değil ama tabii Bilal Yücedil'in farklı bir emeği var. Taraftar grup evet. lideri olarak özellikle sergilediği davranış, bir abilik yapabilme davranışlarıyla yeri geldiği zaman sakin olabilen, yeri geldiği zaman eksik aksaklıkları, taraftarlarımızın eksik aksaklıklarını kabul edebilen ve bunları zamanında bize taşıyıp kendisine göre de önlemleri olan bir kardeşimizdir. Onun için bütün taraftar grubunun şahsında Bilal Yücedil kardeşimize tekrardan teşekkür ediyorum. Başkan peki hem aynı zamanda Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nde hem de bu yıl iki haftada şampiyonluk yaşayan bir kardeşimiz, abimiz var. Fatih Muratan. Evet. Var mı onunla ilgili bir düşünceniz? Fatih Muratan hakikaten büyük emekleri oldu. Evet. Artık bir
kardeş gibi diyelim. Evet. O şekilde ben görüyorum kendisi. Şu anda tatildedir. Telefonla bir iki görüşmemiz oldu. Kahta 02 Spor Kulübü Fatih Murat Ansız olmaz. Bir şekilde Musa Yıldırım'ın yanındadır. Kendisi de bunu çok iyi bilir. Bana bir mesaj atmıştı. Ben mesajına da bir cevap yazmıştım. Geldiği zaman ilk görüşme yapacağım kişilerden biri de Fatih Murat Han'dır. Evet. Var mı Yaşar abi bir şey? Yok, sordun. Namun hocamız bir şey sorarsa bize cevabını verecek. Şimdi şöyle bir şey var aslında. Evet. Başkanımı biraz dinlendirelim mi şey olarak? Evet. Şimdi o zaman Yaşar abiye ben dönmek istiyorum. Yaşar abi özellikle spor yorumcusu olarak tabii bu olan bitenlerin hepsinden haberimiz vardı. Bizim daha önceden de vardı. Belki izleyicilerimiz görüşmelerimiz oluyor. İzleyicilerimiz belki bilmiyordu ama bizim basın olarak bu işin üzerinde çok sıkı bir şekilde durduk. Spor camiası olarak çok sıkı bir şekilde durduk. Çünkü bir takımı başarıya ulaştıran bir başkanın istifası söz konusuydu. İlk etapta tabii ki istifasını istemedik bizler de spor camiası olarak, sizler de istemediniz. Bu süreçten sonra sizin ne tür önerileriniz olacak Sayın Başkanıma? Yani yönetimle ilgili aslında çok güzel projeler vardı, çok beğendiğinizi söylediniz. Evet. Yani ilçelerden tabii, de yöneticilerin tabii. alınması. Profesyonel onun... bir düşünce. Evet. Yani ilk adımını burada başkan attı zaten 60 yılında. Şimdi Musa Hocam'da gördüğüm paylaşımcı bir kişiliği var. Herkesi içine katan. Tüm STK'lar olsun, kimseyi ötekileştirmeyen bir yapısı var. Mükemmel bir insan, duruşuyla, karakteriyle. Onun için taraftarlar şunu kağıt alkısı. Bir ek yapabilir miyim Yaşar Bey? Biz görevde olduğumuz süre zarfında Kahta 02 Spor'a gönül kırgınlığı olanların bile ayaklarına kadar gideceğiz. Kahta 02 Spor Kulübü'nü görev süresince bütün halkın olduğu ve bütün dinamikleri bünyesinde barındıran bir kulüp olarak devam edecek. Şimdi başkan bunun örneklerini zaten gördük. Biz programlarımızı aldığımızda da bunları sıkça görürüz. İçeride ve dışarıda çok büyük bir sevgi, sempati duruşunuz var. Gelen takımlara karşı İtifatlarınız, onlara ilgi alakanız, giderken orada güzel karşılaşmanız, bunlar hep bir örnekti. Spor camiasında her ilin, ilçenin takip etmesi gereken bir başkanlık duruşuydu. Zaten akademik duruşunuz da bunun bir yansımasıydı. Onun için şu anda benim sadece kafamdaki şu, Kahta'da doyani abilerimiz var. Bu saydığınız yönetimde tabii ki dışarıdan, içeriden... gündeme alacağınız kişiler mutlaka vardır. İşte kariyeri boyunca içeride dışarıda Kahta'yı temsil etmiş. Hep hayıflandığımız neden çocuklarımız yok, neden büyüklerimiz yok futbolda ama bunun geçmişinde oynayan değerli abiler, bu geçmişte oynayan sporcu arkadaşlarımız da yönetimde olacak mı veya sizle beraber hareket alanınızda bulundurulacak mı? Hayır, mesela isim de verebilirim zaten. Mesela Ali Güllü Bey, şimdi yapmış. Eski futbolcuları temsilen bir arkadaşımızı yönetime alacağız. Evet. Zaten biz yönetimi koruduğumuz için bu arkadaşlarım, bu temsil eden arkadaşımız eski futbolcularla diyalog halinde olacak. Diyalog halinde. Yani bir görev paylaşımı. Evet. Örnek diyelim, altyapıdan sorumlu bir arkadaşımız olacak yönetimde. Evet. Zaten kurumsallaştırma bunu gerektiriyor. Aynen. Eski futbolcularımızın takıma katmak istedikleri bir değer ya da bir bizi en azından çünkü deneyim ve tecrübeler bizim için çok önemlidir. Biz kulüp başkanı olarak bütün herkesi birebir görüşlerini almak belki ki bir çok yoğun bir işim de var. Belki bu mümkün olmayacak. Bu sebepten dolayı taraftarı dinleyecek, taraftarı temsilen bir kişi. Eski evet. futbolcuları dinleyecek, önerilerini bize getirecek bir kişi. Sistemi böyle kurarsak daha düzgün bir sistem olmuş olur. Ve yönetim kurulumuzda hakikaten bir şeyler yapmak için istekli olanlara da bir çağrıda bulunacağız. O arkadaşların da taleplerini alacağız. Yönetime girmek istiyorum diyen arkadaşlarımız olursa bunu da kendi aramızda değerlendirerek uygun gördüğümüz arkadaşlarla beraber yol yürümeyi düşünüyoruz. Geniş çaplı bir evet. programımız olacak. Evet. Çok şimdi burada tabii bayağı bir soru gelmiş ama İsviçre'den özellikle... Bir izleyicimiz yazmış. İyi akşamlar İsviçre'den selam olsun. Kahta Spor'a 3. Lig'de başarılar dilerim demiş. İsviçre'deki bir izleyicimiz. Biz de buradan teşekkür ediyoruz kendisine.
Musa Başkan kararlı tek baş... bunu okumuştum. İkinci bir soru gelmiş. Kahta Spor'a ARGE birimi olacak mı ve ne tür projeler geliştirilecek demiş. Şu anda bir ARGE birimimiz var zaten. Evet. O ARGE birimi çalışmalarına devam ediyor. Hatta gelmeden önce de ARGE'deki arkadaşlarımız programdan önce geldiler. Sürekli fikir alıyoruz. Altyapıyla ilgili şu anda Sayın Kaymakamımızın başlatmış olduğu bir yapmış olduğu bir proje var. Evet. ARGE birimimiz tarafında hazırlandı. Kaymakam Bey tarafından olur verildi ve şu anda bakanlıktadır. 250 bin gibi bir nakdi yardımla altyapılara, evet, tamamen altyapıya kullanılacak bir bütçe ayırıyoruz. Bu bizim ARGE birimimizin yaptığı çalışmalardır. Şimdi burada selam, iyi akşamlar. Herkes öncelikle Musa Başkan'ın geri dönmesi bizleri çok memnun etti. Asıl şimdi savaş başlıyor. Her zaman yanındayız başkan demiş bir izleyicimiz. Aslında savaş değil. Futbol bir barıştır, bir hoşgörüdür, kardeşliktir. Buna savaş demeyelim. Çok güzel günler bizi bekliyor diyelim. Birleştirici bir unsurdur yani. Bir de belediye başkanımız Sayın İbrahim Yusuf Turanlı ile ilgili bir mesaj gelmişti. İbrahim Yusuf Turanlı bu eleştirileri hak ediyor mu diye bir mesaj gelmişti. Değerli izleyiciler, biz burada kimseyi eleştirmiyoruz. Biz burada 3. liğe çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani artık profesyonel bir futbol oynaması gereken bir takımdan bahsediyoruz. Ki bu eleştiriler televizyoncu olarak, basın mensupları olarak bizlere de geliyorlardı. Nasıl bir eleştiri geliyordu? İşte görüntü kaliteniz düşük, seslerde sıkıntı var ama hiç kimse şu içerideki, şu ortamdaki sıkıntıları, sorunları maalesef bilmiyordu. Verdiğimiz aylık TürkSat ücretini bilmiyordu. Herkes eleştiriye açıktır muhakkak ama bunun bir de diğer madalyonun diğer yüzü var ki o da yardımla, yani destekle ayakta durulması gereken bazı şeyler vardır. İşte profesyonel lige çıkmış bir takım da destekle ayakta durabilir. Profesyonel lig dediğimiz zaman sadece bir top koşturma, 22 kişinin bir topun peşinden koştuğunu düşünmeyin. Bu bir ilin tanıtımı, bir ilçenin tanıtımı için müthiş bir şans. Devletlerin tanıtımı için ben orada bir şey yapayım. Tabii yazan arkadaşımız da muhtemelen iyi niyetle bunu yazmıştı. Muhakkak, evet. Yusuf Başkan aydın bir insandır. Eleştirilere açık olan bir insandır. Var olan bir durumun izahiyatını yapmak aslında eleştiri değil. Belki de Sayın Başkanımızın daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak. Ben kulüp üzerinde belediyenin de yıpratılmasına asla izin vermeyeceğim. Evet. Sadece şu çağrıda şunu söylemek isterim. Ben maddi olarak belediyenin destek çıkmaması ya da çıkamaması gibi bir durum söz konusu olsa dahi Yusuf Başkan'ın nakdi olarak şahsi olarak yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, o güce şimdi de sahip. Şunu da söylemek zorundayım. Eğer eleştiri kasıt bu ise. Şimdi imkanlar olduğu zaman yetkiyi kendisinde tutup bunu başkasına vermiyor ise ya da resmi olarak amatör kulüplere yardım apaçık ortadayken bir prim ödemesindeki taleplerimiz karşılanmaması, bunu söylememiz kadar da doğal bir şey. Bu tabii yok ki yani sonuçta, burada eleştiri değil. Yusuf Başkan hakikaten bir tenzihtir be. Yani bunu bir uyarı akil, da olarak memleketimizin akil adamlarındandır. Ben tekrardan takımımıza da çok ciddi desteklerin olacağına inanıyorum. Ki geçmiş dönemde de güveniyorum. Destek olarak geçen sene de her çıktığım platformda verdiği desteklerden dolayı kendisine defalarca da teşekkür ettim. Ama bazı kırgınlıklarımın olduğunu da söylemek hakkım olduğunu düşünüyorum. Özellikle çok basit bir 2-3 sefer kulüp başkanı olarak işçi alımları noktasında belediyeye gidip tesise 2 tane işçiyi belediyeden vermemeleri ya da otobüs şoförünü işte diyor ya Musa Yıldırım neden istifa etti? Şimdi sadece bu işe maddiyatta değil, onur ve haysiyet noktasında bakmamız lazım. Evet. Eğer bir memlekette 15 günde bir deplasmana giden şoföre başkan 500 TL yevmiye veriyorsa bunu da bir zahmet bu eleştirilere de yaptıklarınıza
karşılık bunları söylememizi de hoşgörüyle karşılamalarını beklerim. Evet. Biz bundan sonra önümüze bakmak zorundayız. Ben bütün ilçeyi yönetenlerin bürokrasisinden, siyasetçisinden, STK'larından herkesin birlik beraberlik içerisinde hareket edeceğine inanıyorum. Hiç kimse takımı ötekileştiremez. Buna müsaade etmeyeceğiz. Yek vücut olarak güzel bir profil çizerek takımımızın hak ettiği yere götüreceğimizden hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. Şimdi Ejder abi sakin duruyor da Ejder abi iki tane daha soru okuyup ondan sonra sana döneceğim. Hollanda'dan yazıyorum. Musa Yıldırım yalnız değildir demiş bir izleyicimiz. Dumlu köyünden selamlar. Büyük Başkan Musa Yıldırım devam ettiğin için Allah senden razı olsun. Artık rahat rahat uyuyabiliriz demiş. Mehmet Aktaş. Valla onu yazmamış ama milletin içerisine su serpmişsiniz. Ben söyleyeyim. Evet. Onu da ben onu anlatayım. Evet. Dumlu köyünde bir taraftarımız Mehmet Aktaş. Şimdi geçenlerde orada bir yönetim kurulu üyemiz Hamza Taşan Bey'in misafiriydi. Evet. Diyor ki benim bir bustanlık yerim var. Evet. Ben satışa çıkarmışım. Ben Kahta 02 Spor Kulübü'ne bağışta bulunacağım. Ne güzel ya. Şimdi böyle düşünceler taşıyan bir sürü arkadaşımız var. Bizi mutlu eden budur. Kararımızda döndürenler de bu düşüncelerdir. Bunlar bizim için önemlidir. Kahta 02 Spor Kulübü'nün yapısını, işleyiş tarzını birçok noktada, birçok STK'da örnek alınması gerektiğini düşünüyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde kendini bizim güçlü hissedersin daha rahat çalışırsın. Yani böyle bu işler. Sanırım bu gece size uyku yok. Taraftarlardan bir mesaj gelmiş. Evet. Öyle düşünüyorum. Başkanımızı bırakın gelsin. Biraz da biz yaşayalım. Bu haberin sevincini evet. Demiş. Herhalde kağıtta güzel bir karşılama var. Karşılama olacak. Evet. Sürpriz yapacaklar. Evet güzel bir karşılama var. Eğer sürprizse sürprizinizi bozdum. Kusura bakmayın. Programasında söyledim ya Nazım Hocam. Evet. Dedim ya kağıtta halkı. Evet. Müthiş bu konulara duyarlı, kenetleneceklerdir, yalnız kalmayacak ve ondan güç alarak da rahat projelerini hayata geçirecektir. Evet. Birçok kulübe de örnek olacak başkanım. İnşallah. Şimdi arkadaşlar da uyarıyor sanki evet. Sonuna geldik gibisinden. Evet. Ejder abi ben son olarak sözü sana vereyim ondan sonra tekrar başkanımızın son sözlerini alayım diyorum. Sen ne düşünüyorsun başkanımızın devam etmesi konusunda? Bence bırakıp gitmeli mi yoksa devam etmeli mi diye şey yapayım. Şimdi Kağıt'a taraftarı bizi de topat tutacak burada. Yani artık bu saatten sonra bizler bile bırakıp gitsin desek bile gidemez başkanım. Gidemez artık evet. İş işten geçti. O kesinleşti. İş işten geçti. Çünkü buradan, neden kesinleşti? Buradan şeyini aldık yani. Başkan sportif direktörünü açıkladı, hocasını açıkladı. Evet. Anlaştığı futbolcuları. Açıkladı. Kamp evet. Yerini açıkladı. Bundan sonra geri dönüş yok herhalde değil mi başkanım? Yok hayır. Bu saatten sonra geri dönüş olmaz. Ama ben şurada biraz tereddütteyim başkanım. Tabii bizler de nacizane biraz futboldan anlayan biraz değil çok çok. olduğumuz için şunu düşünüyorum. Stat yapılana kadar Kağıtta Spor maçlarını Adıyaman'da oynasaydı bence avantajlı olurdu. Şimdi ne anlamda? Biliyorsunuz şimdi zaten profesyonel ligde merkezde bir takımımız zaten oynayacak. Tamam. Şimdi ilçemizin de 123 bin nüfusu var. Tamam. İlçe halkının bu teveccühleri, esnaflarımızın takıma katkıları, halkın yani emin olun ki tribünlerimiz gün be gün evet. Çığ gibi büyümekte. 5000, 6000 taraftarla bazen maçları izliyoruz. Yani bunu bir ilçeyi mahrum bırakmak doğru olmadığını düşünüyorum. Hayır başkanım, mahrum bırakmayla ilgili bir sıkıntı yok. Tabii ki Kağıtta halkının takımıdır ve Kağıtta bu maçları orada oynamak, yani seyretmek için bir kere tribün yok. Üçüncülük Balli gibi değil başkanım. Profesyonel kulüpte ister istemez siz deseniz de demeseniz de ekonomi çok aşırı şekilde yüklü. Bugün 123 binlik Kağıtta Adıyaman'da maç oynarsa Adıyaman'dan da çok aşırı şekilde kulübe şey gelir. Destek gelir. Şimdi Adıyaman'ın 12 bin kişilik bir stadı var. Evet. Kağıtta'nın 2 bin kişilik bir stadı var. O 2 binin de nasıl girdiğini siz de biliyorsunuz. Evet. Ben de biliyorum başkanım. Evet. O yüzden söyledim. Yoksa Kağıtta yani, yıllardır. Yani Ejder abi sen yeni bir stat yapılana kadar en azından maçların Adıyaman'da oynanmasını istiyorsun. Yani abi. Ben evet. Yani yeni bir stat yapılana ben kadar. Ben o taraf
O taraftan evet. bakıyorum. Yani başkana evet. gelir, kulübe gelir açısından bakıyorum. Yoksa tabii ki Kağıtlı yani bakarım. Biz aslında ben de şöyle bakıyorum. Memleketimize, ilçemize yaşattıracağımız o heyecan, o çarşıdaki evet. Sevgi selini yani 40 tane ekonomiyle değiştirmeyiz. Yoksa paramız zaten cebimizde yani. Evet. Peki ben bir şeye soruda takılı kaldım Nazım Hocam. Adıyaman evet. Spor bizim sahamız yokken Kağıtlı'da o toprak sahada üçüncü ligdeyken mücadele ediyordun. Evet. Enteresan değil mi? Ya, imkanlar yani imkanlar Yaşar tabii. abi. Bu tür şeyler imkanlara bağlı. Hani sonuçta ben şunu ayırmıyorum. Bakın özellikle İstanbul'daki Adıyaman tanıtım günlerinde de ben bunu söyledim. Kağıtlı Spor'un da, Kağıtlı 02 Spor Kulübü'nün de formasını giyerek ana haberleri İstanbul Yeni Kapı'da sundum. Adıyaman 1954 Spor'un formasını giyerek de ana haberleri yine orada canlı bir şekilde sundum. Burada çünkü şu algı oluşmalı. İki takım da bizim. Yani bir ailenin iki kardeşi gibi. Bir takım bizim olmasa maçları Adıyaman'da oynayın der miyiz? Aynen. Yani şimdi Yaşar evet. abi biz oraya gideceğiz, onlar buraya gelecekler çünkü biz kardeşiz. Yani bizim böyle bir aynen. şeyimiz öyle var. Öyle bir şey yoksa. Taraftarlara yani çağrımız olsun. Taraftarlara aynen. özellikle buradan çağrıyı aynen yapalım. O şekilde. Evet. Hani çünkü şimdi ben onun tarihi öncesinde evet. bizim olduğumuz dönemde de Adıyaman'ın en zor günlerinde Kağıtlı taraftarı Adıyaman'ı her zaman desteklemiştir içeride tabii. dışarıda. Evet. Tabii Adıyaman'da çıktığı için ben istiyorum Adıyaman taraftarı aynı şekilde Kağıtlı'yı yani orada 12 bin kişilik bir stadımız var ama evet. orada 12 bin kişilik stadın yıkılması lazım. Evet. Hem Kağıtlı Spor maçında hem Adıyaman Spor Adıyaman 1954 Spor maçında. Orada yani bütün hani hem Adıyaman 1954 Spor'un taraftarları Kağıtlı maçına gitmesi gerekiyor evet. hem Kağıtlı'nın Adıyaman maçına gelmesi gerekiyor ki büyük bir coşkuyla, büyük bir izleyici kitlesiyle, taraftar kitlesiyle daha güzel yerlere gelsin diye. Evet. Efendim artık programı yavaş yavaş bitiriyoruz. Başka bir şey düşünüyor musunuz? Evet. Kağıtlılar gecesi, Kağıtlı Spor gecesi düşünüyor musunuz? Destek gecesi. Yok hayır, öyle bir destek gecesi değil de dayanışma, kaynaşma gecesi olabilir. Ha, yani aynen. insanları bir araya toplayarak ekonomi için ya da ben onu doğru bulmuyorum. Evet. Ama bir kaynaşma, dayanışma gecesi mahiyetinde düzenleyebiliriz. Evet. Davet evet. ederseniz biz de katılırız yani. Yani İnşallah. Biz davete icabet eden insanlarız ama davet İnşallah. Olmayınca pek Aynen. gelmeyen insanlarız. Aynen. Başkanım son olarak buradan neler söyleyeceksiniz? Artık programımızı noktalayacağız. Evet, öncelikle bu akşam verdiğimiz kararın ilimize, Kağıtlı 02 Spor Kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün her şey hazırlıklarımız var. A, B, C planı sürekli olduğunu taraftar gruplarımıza söylüyorduk. Bugün bunu uygulanmasını ARGE birimiyle, yönetimimizle, milletvekilimiz Sayın Ahmet Aydın'la yaptığımız istişarelerde ilimiz için, ilçemiz için bu kararın hayırlı olduğunu düşündük. Hep beraber bu kararı aldık. Bu kararın tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Ekran başında bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Mercan TV ailesinin bizi konuk aldığınız için, bize bu fırsatı verdiğiniz için şahsınızda bütün Mercan TV ailesine de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Değerli izleyiciler, tabii ki bugün konuğumuz Kağıtlı 02 Spor Kulübü Başkanımız Sayın Musa Yıldırım'dı ve değerli spor yorumcularımız Sayın Ejder Gürbüz ve Yaşar Bayram abilerimiz bizlerle birlikteydi. Biz de bu karara çok sevindik çünkü Adıyaman söz konusu. Yani burada 8 ilçesiyle birlikte iki tane takımımız 3. ligde ve bu Adıyaman'ı ön plana getirecek bu iki takımımız. Adıyaman'ı konuşacaklar bütün Türkiye'de ve inşallah ileride Avrupa'da da konuşturacaklar. Spor programlarımız da dolu dolu gidecek inşallah. İnşallah evet programlarımız daha dolu dolu gidecek. Aynen. Biz de Mercan TV olarak tabii ki Sayın Başkanımıza hem canlı yayınlarda hem sahada top koştururken futbolcularımız orada da gereken desteği basın olarak vereceğimizi söylüyoruz. Bundan yana da hiçbir tereddütü şüphesi olmasın diyoruz. Bu akşamlık Nazım Kedeş'i de gündem programının sonuna geldik. Tekrar başka bir gecede başka konuklarla buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz.